ne olduğunu. Bunu söylersem yani her şey biter. Ben de biterim. Defne benim. Ayrılma aşamasına gelebilirler. Daha çektireceğim. Aliye'nin perde arkası. Onlar işini çok iyi yapıyor. Onlar hikayelerini çok güzel anlatıyor. Kimse alınmasın, darılmasın ama Aliye Türkiye'nin en iyi dizisi. Durum böyle olunca tüm bakışlar onlara yoğunlaşıyor, onlara odaklanıyor. Ben zalime çektim. Madem yaptın cezasını çekeceksin. Beni arkadan vuran sensin. Beklerim haram olsun diyeceğim. Abi, evi nerede? Dizinin yönetmeni Kudret Sabancı'nın katledilen köpeği Zagor için bir araya geldi tüm oyuncu grubu hafta içinde. Köpeğini kaybetmiş adam pozisyonunda değil de. Hani gördüğü vahşet karşısında bir şeylerden utanan adam pozisyonuyla, bir şeyler yapmak isteyen adam pozisyonuyla ben buradayım. Arkadaşımızı kaybettik ama kaybedişimizin şekli önemli. Ölen arkadaşlarım da oldu hayatta. Ama bir baltayla öldürülmek başka bir şey tabii. Durum ciddi. Herkesin suratından düşen bin parça. Bir kişi hariç. Çocuk o daha. Olayların farkında bile değil. Kudret abi ne? Köpeği. Bir şey ettirmek için. Baksanıza protesto bile diyemiyor minik Ayberk. Protesto. Ne? Protesto. Malum annesine götürdü Müce amcası onu. Neler yapıyordu son günlerde? Ben ekşimadenizi daha çok seviyorum. Motor seviyor musun? Severim. Motor koleksiyonu yapıyorum. Yıkıyorlar. Kim yıkıyor? Hı? Kim yıkıyor? Fark hiç belli olmuyor. Nasıl belli olmuyor? Annen yıkamıyor mu seni? Bazen babam yıkıyor. Bir de annesiyle babasına mesaj gönderiyordu bizim aracılığımızla. Kardeşim olmasın isterim. Doktor kızımız Defne var ya hani Defne, yani Mine Tugay, işte karşınızda sıfır makyajlı hali. Ve geliyoruz bizim arşivlerimize geçecek bir görüntüye. Bununla kalsa iyi. Aliye ile İkbal yan yana. İnanılır gibi değil ama gerçek. Ve devamında bakın ne yapıyor İkbal. Elini öptü. Dizide belki de hiç göremeyeceğimiz bir sahne bu. Durumu sormak için Aliye yani Sanem Çelik'in yanındayız. Ama o Kudret Sabancı'nın ölen köpeği Zagor'a kafayı takmış durumda. Hayvanlara olan katliamlar çok fazla. Ben canlı seviyorum ve onların ölmesini istemiyorum. Hiç hayvan beslemiş miydi? Köpek besledim, hamster besledim, tavşan besledim, kertenkele besledim. Ben özel olarak hayvanları seviyorum diyemem. Ben canlıları seviyorum, yaşayan her şeyi seviyorum. Bravo sana Aliye, biz de seni seviyoruz diyor Meriç yani Emel Çölgeç'in yanına gidiyoruz. Bu sezon sanıyorum bitecek, evet. Sanıyorum mu? Vallahi bitecek diye biliyorum ben. Dizinin bu sezon bitmemesi gerektiğini düşünenlerden. Haksız da sayılmaz hani. Peki annesinin peşinden Edirne'ye gideceği doğru muydu? Şu anda annem abimle de bir kavga halindeler. Annem Edirne'ye kaçtı. Bakalım ne olacak. Sürpriz yani hepsi. Anne. Evin adresini söyle. Ne? Abimin evi nerede? Ya şu Kutlu'ya ne demeli? Ne var o berenin altında, yoksa kel misin diyoruz, patlatıyor bombayı. Berenin altında ne olduğunu aslında yakın bir zamanda ekranda göreceksiniz sanırım. Biraz sonra Kutlu'nun Alper Tunga'ya yaptığını ekrana getireceğiz. Ama önce zelişli dakikalar. Seyircilerden olumlu tepkiler gelirse uzatılabilir. O da dizinin uzaması taraftarlarından birisi. Peki annesiz ne yapacak? Müco ile gizli gizli bir nişan mı yapacak? Alper Tunga'ya Müco ilişkisini ne zaman söyleyecek? İşte bu üç sorunun üç kritik cevabı. Ana yüreği deriz ya, sonuçta Hasibe de kızının mutlu olmasını istiyor. Üzülür biraz, kıskanabilir Alp. Bunu söylersem yani her şey biter. Ben de biterim. Şimdi sıkı durun. Hani Deniz yani Nejat İşler'le dizide yakınlaşan Defne var ya, bakın kiminle karşımıza çıkıyor. İtiraf ettim kendime, seviyormuşum meğer diye. Hemen söyleyelim, Defne yani Mine, Alper Tunga'nın yakın arkadaşı. Defne yakın arkadaşı. Evet, hepimiz Defne benim sınıf arkadaşım. Bahçeşehir'de birlikte okuyoruz. Gelelim dizideki mevzulara. Alper Tunga Zeliş'i bırakmamaya devam edebilir mesela. Kıyamet kopacakmış gibime geliyor birazcık. Alper konuştukça Kutlu röportajımıza müdahale etmek zorunda kalıyordu. Bu arada benim ipucu verdiğimi herkes bildiği için nasıl korkarak konuşuyorum şu an. Elinde Aliye'ye bir şey mi oluyor? Sakın lan! Komik çocuk bu Kutlu doğrusu.
Aliye ile Deniz'le ilgili sana önemli bir şey söyledim ama. Söyleme, dönme sırtını, dönme. Söyledim. Yönetmen de burada bak. Yönetmenimiz de burada. Söyledi mi, söylemedi? Her şeyi söyledi abi, her şeyi söyledi. Söyledi. Bütün dizinin geleceğini söyledi. Ve geliyoruz 3 bölüm sonra istenmeyen gelin haline gelecek olan Simge Selçuk'a, yani Leyla'ya. Mikrofonumuzu uzatıyoruz ve bir bir çıkartıyordu genç oyuncu ağzındaki baklaları. Leyla, Sinan ayrılacak. Ayrılma aşamasına gelebilirler. Çünkü hiçbir tadı tuzu kalmamış durumda evliliğin. Yani bir yandan Mücahit'le olan ilişkisi ortaya çıktı çıkacak gibi. Mücahit çok fazla aile içine girmeye başladı diğer tarafa, Aliye tarafında filan. Böyle tatsızlıklar kopma noktasına gelebilir. Ve sen başka laf bilmiyor musun Leyla ya? Sakin ol, sakin ol. Nasıl sakin olayım? Neden diyoruz, nereden çıkarttın ayrılmayı diyoruz. Hemen küçük bir hatırlatma yapıyor. Bir yandan da kaynana faktörü var tabii, o acayip baskın durumda. Sinan Arda'yı bulup getirecek, merak etmeyin. İşte tam bu sırada İkbal Hanım geliyordu. O benim güzel gelinim. Leyla'nın sözünü hatırlatıyoruz, o da bize çok önemli bir tüyo veriyor. Daha çektireceğim ya. O Edirne'ye gitti Asibe ile. Ne olacak şimdi? Olaylar karışık Murat. Çünkü ben oğlumu seviyorum. Biz de sevelim İkbal Hanım. Çok ilginç şeyler geliyor. Bölümler geliyor. Görünen o ki onları bir hayli hareketli günler bekliyor. Ne dersiniz? Ben gencim. Biz sabah 4'e kadar dans ettik ya beraber. Daha onu ayakta tutmayalım mı? Gencim, güzelim, umutluyum. Bunu söylersem yani her şey biter. Ben de bitiririm. Ayrılma aşamasına gelebilirler. Kimdi o adamlar ya? Palyaçosu bilmem nesi. Delireceğim ya!